çocuk olarak çok hareketliydi. Yani bir erkek çocuğundan hiçbir fark olmayan bir yapısı vardı. 5 saniye yerinde durmayan bir yapı ve 4 gözle babanın eve gelmesini bekliyordu. Çünkü orada hareketli partı baba üstlendiği için gelir gelmez zaten top elinde hazır bekliyor. Ve evin karşısında basketbol potası var. Direkt potadan top atmaya giderlerdi. O da yetmezdi. Bir koşarlardı. O da yetmezdi. Köpekle birlikte bir şeyler yaparlardı. Yani enerjisini harcamadan evde masanın etrafında yatana kadar şu şekilde koşturan bir tip. Benim hobi olan rüzgar sörfü olan tutkum tabii ki bir şekilde kızıma da bulaştı. Uygun bir yaşa geldiğinde biz onu oyunla karışık sörfe başlattık. O zamanlar çok istemiyordu tabii kendisi. Biz onu kendi haline bıraktık. Fakat daha sonra komşu çocukların da bu işi öğrenmek istemesiyle beraber Dilara böyle 10 yaşlarında, 11 yaşlarında artık bayağı suyun üzerinde zaman geçiriyordu, sörf yapıyordu. Ve ardından başarı da çok kısa bir zaman sonra geldi. Yarışlara başladık. Yarışlar da çok iyi gitmeye başladı. Sonra işte Türkiye şampiyonlukları oldu. Yaşı çok küçük kategoriler var. İşte genç bayanlar, bayanlar diye. Bir İstanbul yarışına gitmiştik hatta, hiç unutmayacağım. Orada kayıt olacak, çok büyük bir heyecanla babasıyla yarışacak. Babası yarışıyor, o da yarışacak. Babası madalya alacak, o da alacak. Dediler, Dilara'cığım kusura bakma sen katılamazsın bu yarışa. Çünkü senin kategorin açılmadı. Gelmedi senin yaşıtların. Ama işte olsun, ben yarışmak istiyorum. Ben ta İzmir'den İstanbul'a 10 yaşlarında falan. Boşuna mı geldim şimdi, ben yarışacağım diye. Benim yanıma geliyor, şikayet ediyor. Anne bunlar beni almıyorlar dedi. Ben dedim, ben karışamam. Git kendin hallet. Sürekli gidip hakemlerin yanına rahatsız ediyordu. En son sinirlendiler onlar. Gel kız buraya dediler. Gel kaydını yapıyoruz ama eğer bir şey olursa biz sorumluluk almıyoruz. Gerçekten yarıştı. Benim için aslında bu kulüpte büyümüş olmam çok büyük bir avantajdı. Her zaman böyle bir fırsat çok gerçekten herkesin elinde olmaz. Babamı sürekli suda görüyordum. Hep bir surf ortamının içindeydim. Bu çok büyük bir avantajdı benim için. Babamı izleyerek büyüdüm. Ben de sonra slalom sınıfında yarışmaya başladım. Babam ilk antrenörümdü. Beraber yapıyorduk hep antrenmanları. Çok keyifliydi yani. Babam hiçbir zaman beni hiçbir şekilde zorlamadı aslında. Hani öyle anlaşılıyor genelde. Hani baba zoruyla mı acaba devam etti gibisine. Hiç öyle bir şey yoktu. Tam tersi hiç üstüme gelmedi. Ben hep çok daha fazla istedim. Ben daha fazla antrenman yapmak istedim. Slalom sınıfında çok iyi dereceler almaya başladım Türkiye şampiyonlukları. Bizim hakemlerimiz beni rüzgar sörfünün olimpik branşına yönlendirdiler. O zamanlar bu olimpik sınıfı, hazırlık sınıfı Tekno 293 diye geçen bir sınıftı. Onunla başladım. Sonra orada iyi dereceler almaya başladım. Fransa'ya gittim dünya şampiyonasına. İlk milli takımıma da 2010 yılında bu sınıfta, olimpik sınıfı, hazırlık sınıfına girdim. 2010'dan beri de milli takımındayım zaten. 2012 yılında da bu olimpik sınıfa başladım, RSX dediğimiz. Orada da yine Türkiye şampiyonluğu elde edince yine yurt dışında ülkemi temsil etmeye başladım. Aslında 2016 ile ilgili hiçbir hedefim yoktu çünkü daha çok yeni başlamıştım bu sınıfa. Ama gidişat çok iyi gidiyordu ve bir umut oldu. Sonra 2015 yılında Umman'da yapılan dünya şampiyonasında ki kota yarışıydı. Ve bu kota yarışında ben bir ülkeyle 2016 Rio Olimpiyatları kotasını kaçırdım. Sadece bir ülkeyle. Ama kimse bu dereceyi bile beklemiyordu. Böyle olunca bayağı mutlu olduk. Çünkü Yeni Zelanda kadın sporcusunu göndermeme kararı aldı. Böylelikle Haziran ayında bana olimpiyat vizesi geldi. Ve olimpiyatlara gitme hakkı kazandım. İnanılmaz büyük bir mutluluktu benim için. Bu şekilde de ilk olimpiyat maceramı tamamlamış oldum. Tabii bu olimpiyatlara katılabilmemiz bizi inanılmaz motive etti. Doğru yolda olduğumuzu, daha da çok çalışarak daha da güzel şeyleri başarabileceğimize inandık. Çok disiplinli, çok sistemli bir şekilde gittik. Beslenme olsun, kondisyoner olsun, psikolojik olarak mentor olsun. Çok ciddi bir program içine girdik, kampanya, olimpik kampanyaya girdik. Ve gerçekten bu sefer Tokyo Olimpiyatları'na Dilara çok rahat kota aldı.
9 ülkeden 5. olarak aldım. Yani güzel bir başarıyla aldım. Hayatımdaki hatta en iyi dereceyi yapmıştım. %30'luk dilime girmiştim dünya şampiyonasında. 2019'da kotayı direkt aldım. Bu inanılmaz beni motive etti tabii ki de. Sonra tabii ki bir yıl ertelendi olimpiyatlar. Pandemi girdi araya. Ondan sonra elimden geldiğince hazırlandım ve 2021 Tokyo'ya da katıldım. Tabii ki daha hazır hissediyordum kendimi. Daha motiveydim. Daha iyi hissediyordum yani. Orada da yine çok istediğim gibi geçmedi ama ikinci olimpiyatımı da güzel bir şekilde tamamlamış oldum. Tokyo'dan sonra Dilara devam ediyor. Bir sınıf değişikliği oldu. Biliyorsunuz Rio ve Tokyo'da RSX kullanıyorken surf malzemelerimiz değişti. Ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda artık havada uçarak giden diye tabir ettiğimiz foil sınıfı, IQ foil sınıfı devreye girdi. Yeni bir malzeme. Allah'tan Dilara bu malzemeye çok çabuk adapte oldu. Yine tam motive ailece, kulüp olarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz yine. 2008'den beri olimpiyatlarda RSX sınıfı ve daha medyatik, daha hızlı, daha gösterişli bir spor istiyorlardı. Bu yüzden de IQ foil dediğimiz uçarak gittiğimiz kanat sistemiyle giden bir branş yaptılar. Ve bir anda olimpik branş dediler. Tabii ki de çok farklı bir spor, çok farklı tekniği var. Yarışları çok farklı. O yüzden şu anda hala daha alışma aşamasındayım. Ama çok da zevkli. Sadece çok daha fazla kilo gerektiriyor. O yüzden şu an kilo alma aşamasındayım. Öyle bir süreç var ama olimpiyat kota yarışları 2023'te olacak. Daha zamanım var hazırlanmak için. Bu yüzden ben de bütün elimden geldiğince çalışıyorum. Dilar da antrenmanlarına ilk günden beri foil'de devam ediyor. Gerçekten çok çalışıyor. Yani işiyle yaşayan biri olduğunu söyleyebilirim Dilara için. Olimpik sporcunun eşi olmak da kolay değil. Çünkü onun yemesi, içmesi, antrenmanı, gerçekten her şeyi dakikayla, her şeyi saatle, her şeyi süreyle. Yani o yemek programı bir 15 dakika, 20 dakika bile gecikse birazcık böyle düzeninde şaşmalar olabiliyor. O yüzden ben elimden geldiği kadar onun programına destek vermeye çalışıyorum. Olimpiyatları aslında çok farklı olacak. Çünkü çok farklı bir branş gerçekten. Aslında ülke sayıları da düştü kota yarışlarında. Bu yüzden daha zorlu bir yarışmalar bizi bekliyor 2023 kota yarışında. Daha az ülke sayısı olacak, daha zorlu olacak. Bu yüzden aslında heyecanlıyım ama farklı bir sınıf ve eğlenceli bir sınıf, daha eğlenceli bir sınıf. Eksiklerimi tamamlayıp inşallah en iyi şekilde kotayı alıp 2024'de de katılmayı hedefliyorum.